Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbeti lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Programımız Kur'an açısından konuları değerlendirme programıdır. Şimdi geçen haftalarda Allah'a imanı, Allah'a teslimiyeti, İslam'ın ne olduğunu, teslim olduğunu gördük. Kur'an açısından Allahü Teala bize bu kelimelerin manalarını kendisi verdi. İşte Cenab-ı Hak bizden vahye teslim olmamızı bekliyor konusunu anlattım. Şimdi bu haftada Allah'a teslim olmayanlar, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına uymayanlar neden teslim olmadılar? Teslim olanları anlattığı gibi teslim olmayanları da bize anlatmıştır Cenab-ı Hak. Bunu görelim istiyorum. Çünkü her hafta hatırlattığım gibi gene söyleyeyim. Yani bizim konularımızda rivayetler olmaz. Aslı astarı olmayan tartışmalı senetler hakkında konuları işlemiyoruz. Çünkü bunları zaten yeterince herkes anlatıyor. Hiçbir yol kat edilmiyor. Bu toplumun içerisinde biz de yaşıyoruz ve görüyoruz. Biz Müslümanız. Allah'a ve kitabına inanıyoruz, iman ediyoruz, güveniyoruz. Allah-u Teala da diyor ki sizi vahyimle uyarıyorum ve sadece bu vahye uymanızı istiyorum ki huzuru ve mutluluğu yakalayasınız diye diyor. Dolayısıyla biz her zaman Allah'ın ayetlerini okuduk, ona uyduk. Bu programda da bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi İbrahim Suresi 1, 2 ve 3. ayetleri okumak istiyorum size. Allah bakalım orada bize ne mesajlar vermiş görelim. İyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki burada. Bu kitap insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirilmiş bir kitaptır. Bakın. Cenab-ı Hakk'ın ifadesi bu. Allah'ın izniyle diyor. Rabbinizin izniyle. İfade bu. Şimdi burada biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın farklı isimleri var. Esmaları var. Rahman ve Rahim olan Allah'ın izniyle diyebilirdi. Fakat Allah-u Teala kitabında öyle kelimeleri öyle yerlerde kullanır ki o kullandığı yerdeki mesaj çok önemlidir. Burada Cenab-ı Hak Rab sıfatını kullanarak bunu söylüyor. Rabbinizin izniyle bir kitap göndermiş bize. Burada Rab sıfatının kullanılmasının sebebi Allah-u Teala Rab'dır. Yani Rab demek de terbiye eden demektir. Hüküm koyan, yöneten demektir. Şimdi Rabbinizin izniyle bu kitabı gönderdim size diyor ya, yani o kitabın içerisinde size terbiye edici hükümler var. Ki ben Rab olarak, yönetici olarak bu ayetlerle sizi terbiye ediyorum ve sizi yönetiyorum, hayatınıza hüküm koyuyorum diyor. O yüzden burada bu Rab sıfatını kullanıyor. Bakın bu çok önemli. Zaten bu Rab isminin geçtiği ayetlere bakın, hep böyle hükümler vardır. Çünkü o Rab hüküm koyucu ve tek hüküm koyucu odur. O yüzden de bu sıfatları kullanır. Tabii ki farklı konularda farklı sıfatları da kullanıyor. Konuyla alakalı sıfatlarını kullanmıştır. Şimdi bu İbrahim Suresi 1. ayette diyor ki işte o bu kitap Rabbinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilmiş bir kitap.
Bu karanlıklar ne karanlığıdır? Öncelikle insanlar manevi karanlık içerisine girerler. Yani inanç karanlıkları. Karanlıklardan aydınlığa nasıl çıkıyoruz? Kitapla çıkmamız gerektiğini söylüyor. Yani inançlarımızda bir takım soru işaretleri var mı? Şu konu nasıl oluyor? Bunu nasıl açıklayabiliriz? İşte o zihninizdeki, o inancınızdaki karanlığı mutlaka ayetlerle aydınlığa çıkarmamız gerekiyor. İşte Allah-u Teala Rab olarak bu ayette bunu söylüyor bize. Tamam, şimdi mesela ülkemiz ekonomi karanlığının içerisinde. Bir ekonomi sıkıntısı çekiyoruz. Onun da çözümü, işte bu karanlık her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmanın yollarını gösterir bize vahiy. Bunu söylüyor. Mesela insanların ailelerinin içerisinde bir takım karanlıklar vardır. Sıkıntıları vardır. Talak suresini indirir Cenab-ı Hak. İndirmiştir. Boşanma suresi. O sıkıntı, o karanlığın içerisinden aydınlığa nasıl çıkacağımızın hükümlerini koyar. Örnek bir beldeyi gösterir. Faiz konusunu işler. Ekonomik karanlıklardan aydınlığa nasıl çıkmamız gerektiğini bize söyler. O konuyla alakalı Rab olarak hükümlerini koymuştur. Dini konularda, ibadetlerle ilgili, sosyal konularda, toplum içerisindeki hareketlerimizle ilgili, yani bizi karanlığa düşürmeyecek, sürekli aydınlıkta tutacak kuralları koyar vahiyle hayatımıza. Her türlü çıkmaz, her türlü karanlıklardan aydınlığa çıkmamız için indirilmiş bir kitaptır. Siyasiler, lütfen düşüncelerinizi, fikirlerinizi Allah'ın aydınlığından alırsanız, kendiniz de yönettiğiniz toplumlar da aydınlığa çıkacaktır demektir. Ya ifade çok açık, bakın. İbrahim Suresi 1. ayet. Karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirilmiş bir kitaptır diyor. Peki İslam dünyası şu anda karanlıklar içerisinde değil mi? İşte Filistin'de olanlar ortada. Bir tek şimdi değil ki. Yıllardır böyleydi zaten. Fazla dışarı gitmeyelim, kendimize bakalım, kendi ülkemize bakalım. Müslüman ülkelerine bakalım. Nerede sıkıntı var? Kur'an-ı Kerim elimizde. Karanlıklardan aydınlığa çıksın diye indirdik diyor ama biz bir türlü karanlıklardan çıkamamışız. Bunun bir sebebi yok mu? Allah'a inanan bir topluluk, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsa, Allah'ın vahyine eksiksiz uyarsa, tam teslim olursa, karanlıklarda olma ihtimali yoktur. Burada sıkıntı nerede? Ya ayetlerde sıkıntı var diyeceğiz, ya da bizde sıkıntı var diyeceğiz. İşte sıkıntı bizde. Mesela Cenab-ı Allah der ki, kafir topluluklara, müşrik topluluklara Allah yardım etmez. Rahmette bulunmaz. Eğer İslam dünyasına da Cenab-ı Allah'ın yardımı gelmiyorsa, eğer sıkıntılar içerisindeysek, o zaman inançlarımıza bakmamız gerekmez mi? Acaba Cenab-ı Hakk'ın bize rahmet etmesinin, yardım etmesini engelleyen bir takım inançlarımız olmuş olmasın? Acaba Kur'an-ı Kerim'le aramız açılmış olmasın? Hani Furkan suresinde Allah Resulü'nün mahşerde söyleyeceği bir sözü hatırlatıyor bize. Ümmetim bu Kur'an'ı terk etti diyor. Bunu söyleyecek diyor. Allah Resulü yarın böyle şikayet edecekmiş. Cenab-ı Allah yarın sizi bu kitaptan hesaba çekeceğim diyor. Sürekli bu kitap, bu kitap. Dolayısıyla inancımız budur, davamız da budur. Bu olması gerekir. Yani inanıyorsak olması gereken bu. Fakat hiçbir konuda biz daha aydınlığa çıkamadık. Bakın burada bu İbrahim Suresi 1-2-3'te anlatılan konu bugün günümüzde birebir yaşanan bir konudur. Devam ediyorum. Şimdi karanlıktan da aydınlığa çıkarması için indirdim dedikten sonra da şunu söylüyor. Daima üstün olanın ve her şeyi güzel yapanın yoluna. Bakın. Daima üstün olan Allah'ın yoluna, her şeyi güzel yapanın yoluna. Şimdi Allah-u Teala demek ki Kur'an'ında herhangi bir konu hakkında
bir hüküm koyduysa o en güzelidir. Her şeyi en güzel yapan Allah'tır diyoruz ya. İşte o hükmüyle de en güzel hükmü koymuştur bize. Ha sen beğenmiyor olabilirsin. Uygulamıyorsun da zaten. Fakat en güzel olan odur. Eğer şöyle bir vahye bir dönsek, bir anlamaya çalışsak, zaten sıkıntının nerede olduğunu zaten otomatikman göreceğiz. Allah diyor ki Kur'an'da her şeyin örneğini verdik diyor. Bakın. Şimdi burada da bir örnek verecek. Her şeyin örneğini verdik ve biz bu kitapta her şeyi açıkladık. Bakın iki tane ayet. Bu da İsra suresinde. Biz böyle vahiy diyoruz, Kur'an diyoruz, kitap diyoruz, bize şu söyleniyor. Kur'an'da şu var mı? Kur'an'da bu var mı? Ya Allah her şeyi açıkladı mı diyor. Sen o var mı, bu var mı diyorsun. Yani burada niye arıyorsun sen? Ne aradın da bulamadın yani? Şimdi kitaba uyulduğu takdirde biz daima üstün olanı ve her şeyi en güzel yapanın yoluna çıkmış oluruz. Bunu söyledi bize. Göklerde ne var? Yerde ne var? Hepsinin sahibi olan Allah'ın yoluna. Bakın. Göklerde ne var? Yedi kat sema, gökler diyor. Gök demiyor. Ama yer bir tane diyor bakın. Gökler ve yer. Gökler ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan. Şimdi ne demiş oldu burada? Bakın kendi yüceliğini söylüyor ve kitabından bahsediyor. Bunu neden söyledi? Göklerde ve yerde. Ya kainatta ne varsa hepsi benim. Siz de varsınız. Sizi de ben yarattım. Hükmü de ben koyuyorum. Benim emirlerime uyacak olan vahye dönmek zorundadır. Bir önceki dersimizde vahye uyulmazsa ne olacağını anlatmıştım. Yeryüzünde bozgunculuk çıkar demişti. Dolayısıyla siyasilerden ilim adamlarına, din adamlarına hepsi Allah'ın vahyinden yola çıkmak zorunda ve insanlar Allah'ın vahyini anlatmak zorundadır. Farklı kitaplar girdiği zaman işin içine kendi görüşleri ve kendi fikirleri girer. Kendi yorumları girer. Dolayısıyla biz tamam o kitapları da okuruz, araştırırız, okuyoruz da. Fakat anlatılanları vahyin ışığında sorgulamak zorundayız. Ve vahiy ile delillendirdiği konuları kabul etmemiz gerekir. O yorumları. Vahiy ile delillendirilmiyorsa o konu bizi bağlamaz. Devam ediyorum. Göklerde ne var, yerde ne var? Hepsinin sahibi olan Allah'ın yoluna. Her şeyin sahibinin yoluna. Nasıl gidiyoruz bu yola? Nasıl çıkıyoruz bu yola? Bu kitabı işte bu yüzden indirdim diyor. Kitabın indiriliş amacı bu kardeşim. Allah'ın yoluna çıkaracak, karanlıktan aydınlığa çıkaracak. Şimdi bakın, biz bu kitabı mezarlıklardan, mevlütlerden, cenazelerden artık çıkarmak zorundayız. Yani çıkarmak derken okunmasın demiyoruz. Ama ya sadece ölüler kitabı muamelesi yapılıyor. Karanlıktan aydınlığa çıkacak olan o değil, o öldü artık. Karanlıktan aydınlığa çıkacak olan kişi benim. Ben okuyacağım, o karanlıktan ben aydınlığa çıkacağım. Bir hocamızın verdiği örnek gibi, yani trafik kazasından ölmüş bir adama trafik kurallarını anlatmak gibi. Yani senin şimdi okuduğun ayetler, o ölüye okuduğumuz ayetler, bizim hayatımıza, yaşayan kişinin hayatına yön veren ayetlerken neden biz bunu hep ölülere okuruz? Ya basit bir konu. Herkes artık bunu dillendirmeye başladı çok şükür de. Ama hala devam ediyor akım. Kardeşim kitap benim için geldi. Bana yol gösterici. Şimdi bakın devam ediyor ikinci ayet. Kitabı görmezlikte direnenlerin, kitabı görmezlikte direniyor. Bak kitabın var olduğunu biliyor. Kitabın hakikat olduğunu da biliyor ama görmemezlikten geliyor.
yokmuş gibi davranıyor. Bugün bu toplumda yok mu? Bu yaşanmıyor mu bugün? Yani dinler olarak gördüğümüz insanlar bile ayet okuduğumuzda ayetten haberi yok. Sana bir atasözü söyleyeyim diyor, söylediği aslında ayet. Bunlarla hep karşılaşıyoruz. Maalesef. Kitabı görmezlikte direnenlerin suçlarıyla orantılı olarak görecekleri bir cezadan dolayı çekecekleri var diyor. Bakın. Kitabı gör, bir insanın görmemezlikten gelebilmesi için o kitabın var olduğunu biliyor. Doğru ve hakikat olduğunu biliyor ama yokmuş gibi davranıyor. Suçlarıyla orantılı olarak görecekleri bir ceza var diyor. Bakın burada Allah'ın merhameti de söyleniyor. Cezada bile Allah'ın merhametini görüyoruz. Çünkü yaptığın suça denk bir ceza veririm diyor. Öyle fazlasıyla bir ceza vermem diyor. Kime? Kitabı görmemezlikten gelene. Çünkü birinci ayette ne demişti? Karanlıktan aydınlığa çıkarmak için, her şeyi en güzel yapanın yoluna çıkarmak için gönderdim. Sen bu kitabı görmemezlikten geliyorsun diyor. O zaman diyor sen suç işliyorsun. Suçuna denk bir ceza çekeceksin diyor. Devam ediyorum. Kimmiş bunlar? Bu cezayı çekecek olanlar. Neden Allah'ın kitabını görmemezlikle direniyorlar? Çünkü onlar dünya hayatını ahiretten çok seven kişilerdir. Gördünüz mü? Allah-u Teala bir emir koymuş, bir hüküm indirmiş. Bizim için, bizim hayatımıza huzuru ve mutluluğu yakalayıp hem de ahirette mükafatını vermek için bizim hayatımıza yön verici bir vahiy gönderiyor. Çünkü bize merhamet ediyor, çünkü bizi seviyor. Şimdi bir annenin babanın evladına verdiği öğütten yola çıkalım. O evladına niye öğüt verir, niye nasihat verir? Çocuğunun iyi olmasını ister çünkü. İş güç sahibi olmasını ister. Başının belaya girmemesini ister. Değil mi? Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de zikir, yani öğüttür, hatırlama, hatırlatmadır. Allah-u Teala burada diyor ki bakın, onlar dünyayı, dünya hayatını ahiretten çok seven kişilerdir. Yani benim koyduğum hükümleri görmemezlikten geliyorlar. Dünyadaki o geçici zevklerini bırakamıyorlar. Var biliyor. Benim hükmümün var olduğunu biliyor. Ama umursamıyor. Bunun içerisine çok kişi girer. Bakın Kur'an-ı Kerim ne demişti? Az önce söyledim. Her şeyin örneğini açıkladıklar Cenab-ı Hak. Mesela Firavun siyasi bir liderdir. Yöneticilerin örneğidir Kur'an-ı Kerim'de. Zalim bir yöneticinin örneğidir. Onun hayatına bakılacak. Firavun nerede yanlış yaptı? O görecek ve siyasi olan kişi o yanlışları yapmayacak. Karun çok zengin bir halkın önünde, önde giden öncülerinden biridir. Malıyla mülküyle anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. O da onun örneğidir. Yani malını harcamak istemeyen bir zenginlerin ama halkın önünde bir lider sıfatında kendisi onun örneğini gösterir. Süleyman Aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam da onlar da yöneticidir. Birer kraldır. Onlar da Allah'ın yolunda olan yöneticilerin örneğidir. Her şeyin örneğini verdik diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah. Ya ne aradın da bulamadın yani? Biz bunları anlattığımızda diyorsun ki her şey Kur'an'da var mı? Var kardeşim. Sen bulmak istediğini söyle, biz sana gösterelim. Sen yeter ki uymak iste. Din adamlarından bahseder. Din adamlarını örnek gösterir Allah-u Teala. Ve din adamlarını hep eleştirir. Cenab-ı Allah yerden yere vurur. Neden? Çünkü onlar Allah'ın benim gönderdiğim vahye uymadılar. Kendi kafalarına göre kitaplar yazıp
Halkı buna da davet ettiler ve onun üzerinden, o kitap üzerinden nemalandılar. Dünyevi kazanç elde ettiler der. O da onun örneğidir. Nebi ve Resulleri örnek gösterir ve onlara destek veren dostlarını, arkadaşlarını örnek gösterir bize. Onlar gibi olun. Sakın bunların düştüğü hataya düşmeyin der. Ve sürekli bu konular tekrarlanır. Kur'an-ı Kerim tekrarlardan ibarettir. Ateistler bunu çok eleştirir. Kur'an-ı Kerim'de hep tekrarlar var der. Fakat mesela Musa'nın hayatını alın. Musa Aleyhisselam'ın hayatı birçok yerde anlatılır. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı anlatılır. Aynı konu farklı farklı yerlerde anlatılır ama illa bir tanesinde farklı bir bilgi verir. Her yerde aynı kelimeler geçmez. Mutlaka o konuyla alakalı farklı bir bilgi işlenir orada. Dolayısıyla o konuların tamamı bir araya getirilip okunduğunda oradaki mesaj tam net bir şekilde anlaşılır. Hiç tefsire bile gerek yoktur. Allah-u Teala kendi kitabını tefsir etmiştir çünkü. Kelimeleri öyle bir nizam, intizam içerisinde öyle yerlere koymuştur ki Allah. Yani insan eliyle olacak iş değildir. Bunu araştıranlar çok iyi bilir. Şimdi ne dedik? Bu ceza çekecek olanlar kimlerdi? Allah'ın kitabını görmezlikten gelenlerdi. Ve onlar dünyayı ahiretten çok seviyorlar. Ahiret için uğraşmıyorlar. Ellerine geçen her fırsatı burada değerlendiriyorlar. Buradaki makamlarını kaybetmek istemiyorlar. Buradaki konumlarını, kazançlarını kaybetmek istemiyorlar. O yüzden de dünyayı ahirete tercih ediyorlar diyor. İşte bugün her konuda herhangi bir Müslümanın başına gelen bir sıkıntıda çözümü Kur'an-ı Kerim'den arıyor mu acaba? Eğer o çözüm Kur'an-ı Kerim'de varsa ve sen buna uymuyorsan bunun bir cezası var. Buradan sorguya çekileceğiz çünkü. Çünkü senin uymadığın o kural mutlaka bir yerde bir bozgunculuk çıkıyor, bir kural hatası yapıyor, birilerinin canını yakıyor. Adaletsizlik yapılmış oluyor. Kuralların hepsi bunun için koyulmuştu. Şimdi diyor ki bakın 3. ayette onlar dünyayı ahiretten çok sevdiler. Bir çarpıtma yaparak Allah'ın yolundan uzaklaştırma peşinde olan kimselerdir. Bakın çarpıtma yaparak Allah'ın yolundan uzaklaştıran kişi kimdir? Yani ortada Allah'ın kitabı var. Allah'ın kitabını anlatıyormuş gibi çarpıtma yapıyor, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıyor. Bakın. İbrahim Suresi 3. ayet. Lütfen bakın. Bu kimdir? Allah'ın kitabını kim anlatır? Allah'ın kitabını bilen veya bildiğini zannettiğimiz insanlar. Burada din adamları anlatılıyor. Tabii ki bizim camideki imam anlatmıyor ama hani o dönemde, geçmişteki dönemdeki Yahudi ve Hristiyan din adamlarını örnek göstererek bugünkü din adamlarına veya din adına konuşacak olanlara diyor ki bunlar o hatayı yaptı. Onlara kafir diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın ayetlerini görmemezlikten geliyorlar. Üstünü örtüyorlar. Ondan sonra çarpıtma yaparak Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorlar. Bunlar o kimselerdir diyor. Kitaptan okuyormuşsun anlatıyorsun, başka bir şey anlatıyor. Başka başka şeyler söylüyor. Bu tip din adamları bugün var. Ben bunları ispat etmeye hazırım. Yani bir efendi ölüyor, peşinden 3 tane birden geliyor yerine geçen. Pastayı pay edemiyorlar. Ama hepsi din adına konuşuyor. Çünkü o yoldan nemalanıyorlar. Bir kişinin almasını istemiyor. Hepsi nemalanmak istiyor. Bütün bu gruplar, günümüzdeki grupların hepsinde bir parçalanma, bir sıkıntı vardır. Hepsi pastadan pay almanın peşindedir. Eğer alamasınlar hemen kendi gruplarını kurar ayrılırlar. Kendilerini o cemaatin içerisinde sayarlar. Anlattıkları dine bakın. Hangisi Kur'an'dan konuşuyor? Yaptıkları ibadetlerin hangisi Kur'an-ı Kerim'de varmış? Onların bir takım o tarikatların bir takım şeyleri vardır. Kendilerine göre bir ibadetleri vardır. Hiç Kur'an'dan ve hadisten hiç delillendirebilecekler mi acaba? Bunları konuşmamız gerekiyor.
Şimdi diyor ki bakın, bir çarpıtma yaparak Allah'ın yolundan uzaklaştıran kimselerdir bu kimseler. Onlar derin bir sapıklık içindedirler diyor. İbrahim suresi 1, 2 ve 3. ayetleri okudum. Bunları, bu 3 ayeti mutlaka okumanızı istiyoruz. Okuyun kardeşim, bak. Din adamlarından bahsediyor. Bugün el öptürüp kendisinin çok üstün makamda olduğunu söyleyenlerin hepsi holdingleşmiş durumda. Bir halk vaizi var. Çok meşhur günümüzde halk vaizi. Öyle bir konuşmalar yapıyor ki söylediği hiçbir şeyi Kur'an-ı Kerim'de bulamıyoruz ya. Şimdi mesela geçen bir konuşmasında diyor ki, Bakara suresi 256. ayetten bahsediyor. Onu kastederek söylüyor yani. Dinde zorlama yoktur ayeti var. Dinde zorlama yoktur diyorlar bize diyor. Nasıl yokmuş diyor. Açın Kur'an'ı okuyun diyor. Tamam hocam, gel okuyalım. Ayet o söylediğin. Dinde zorlama yok. Bu sözü söyledikten sonra diyor ki İslam hukukuna göre namaz kılmayanın cezası. Şimdi bir dakika, sen açalım Kur'an'ı okuyalım dedin. Gel okuyalım bakalım. Açın Kur'an'ı okuyalım diyorsun. Ondan sonra lafı çeviriyor. İslam hukukuna namaz kılmayanın cezası. İslam hukukuna göre namaz kılmayanın cezası mezheplerde ölümdür. Şimdi soruyorum. İçinizdeki kaç kişi Hanefi mezhebinde veya Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebinde olanlar, Hanefi mezhebinde ilk etapta ölüm yok. Hapis, sopa cezası, tevbe edene kadar orada duruyoruz. Zaten orada adamı zorla iman ettirmiş oluyorsun. Diğer mezheplerde namaz kılmayanın cezası ölümdür. Hatta kafirler mezarlığına bile gömülür deniyor. Namaz kılmamanın cezası. Şimdi içimizdeki o mezheplere tabi olanlardan bir tanesi hiç namaz kılmayan evladına veya etrafındaki akrabalarına bu gözle bakıyor mu? Yani siz bir devletin yöneticisi olsanız namaz kılmayanları öldürecek misiniz yani? Peki bunun bir örneği var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yani böyle bir hükmü biz Kur'an'da niye göremiyoruz? Hani Cenab-ı Allah diyordu, karanlıktan aydınlığa çıkaralım diye size bu vahiy gönderdim. Dinde zorlama yoktur diyor. Şimdi o adam konuşuyor. İşte bakın vaiz. Ne olursanız olun, özellikle din adamıysanız, Allah'ın kitabından konuşmak zorundasınız. Kitaptan konuşuyormuş gibi yapıyor, başka kitaplara dönerek, fıkıha dönerek oradan cezaları anlatıyor. Yani bu cezaları Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de koymayı unuttu da siz mi belirliyorsunuz bunları? Böyle bir şey olabilir mi yani? Hani her şeyi açıklamıştı Cenab-ı Allah? Hani bütün örnekleri vermişti? Tabii ki ceza olan ayetler var. Ama baskıyla, zorla iman olur mu hiç? Hem nereden bileceksin o adamın iman ettiğini? Öldüreceğim dediğin zaman adam tamam kılıyorum der. Kılıyormuş gibi yapar. Adamın zorla münafık yaparsın yani. İnanmadığı halde inanıyormuş gibi gösterirsin adamı. Dolayısıyla Allah-u Teala Bakara 250'de dinde zorlamanın hiçbir türlüsü yoktur der. Din özgür, hür iradeyle kabul edilip yaşanması gerekir. Ama birileri müdahale etmeye başladı mı işte, o örnekler verildiği gibi, Yahudi ve Hristiyan din adamlarından örnekleri verildi. Bakara suresinin o 70'li ayetlerine bakın, 79 diye hatırlıyorum, elleriyle kitap yazarlar. Din adamlarından bahsediyor. Elleriyle kitap yazarlar. Sonra bu kitap Allah'ın katından gelmiştir derler. Vay o yazdıklarından dolayı onların hallerine diyor Cenab-ı Allah. Biz de bir takım kitaplar yazıyoruz. Kur'an'da olmayan hükümleri koyuyorsak biz aynı konuma gelmiş olmayacağız mı? Ama sen Kur'ansız bir din algısına sahipsen maalesef ki kendin bir takım kurallar koyarsın Rab gibi ve ortalıkta kaos oluşur. Onu da söyledi zaten. Bozgunculuk çıkar. Hani ne oldu? Bu cezalar olmasına rağmen İslam ülkelerinde gene namaz kılmayanlar var. Demek ki bununla olmuyor bu iş. O ceza verse onun cezasını verecek olan Allah'tır. Sen değilsin.
Allah-u Teala'nın cezaları ibadetlerle alakalı gelmez Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala'nın cezaları başkasının canını yaktığında, başkasının hakkına girdiğinde, o İslam hukuku odur işte. O zaman gelir o cezalar. Araştırın, bakın, görün. Evet, bu İbrahim Suresi böyleydi. Şimdi Bakara Suresi 259 diye hatırlıyorum. Aklıma geldi şimdi. Notumda yok da. Allah'ın emirlerine teslim olmanın o nasıl olduğunun örneğini Bakara 259 50-51'de anlatıyor Cenab-ı Hak. Örnek olarak gösteriyor. Her şeyin örneğini verdim diyor ya. Orada Talut ve Calut kıssası anlatılır. İsrailoğulları örnek gösterilir. O Nil Nehri'nden karşıya geçerler. Bu mucizeleri görürler. O olayı yaşarlar Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam başlarında. Ve onlar, kısa kesiyorum, hızlı anlatıyorum. O üç ayetlere bakabilirsiniz. Orada bir takım yine sapıtmalar yaparlar. Karşılarında çok güçlü bir ordu vardır. Başlarında da Calut diye bir komutan vardır. Calut'un çok uzun boylu, çok güçlü bir silahşör olduğu anlatılır. İsrailoğulları peygamberlerine der, bize bir dua et. Allah-u Teala bize bir komutan seçsin ve onunla birlikte gidelim, savaşalım ve bu orduyu yenelim der. Konumuz Allah'ın dinine teslim. Buradan kopmayalım. Neticede Allah-u Teala Talut'u seçer. Talut'u komutan tayin eder. Talut'u da över. Uzun boylu der. İlmi vardır der. Yani bir komutanda olması gereken bir özelliği de orada, bakın, bir örnekle anlatmış olur yine bize. Bir liderde. Ondan sonra İsrailoğulları Calut'un ordusuyla savaşmak için Talut'la birlikte giderler. Fakat orduyu görünce korkarlar. Yolda da bir imtihandan geçerler falan. Kısa geçiyorum. Şimdi Calut'u görünce, o iri yapılı, çok iri yapılı olduğu söyleniyor. 2 metre, 3 metre boyunda bir adammış yani. Devasa bir adam. Orada konuşlanır ordu. Talut başlarında, bir türlü savaşa giremezler. Ve Davut Aleyhisselam sahneye çıkar. Davut genç bir delikanlıdır. O esnada daha nebi değildir. Annesi erzak verir. Abileri orduda olduğu için abilerine şu kardeşlerine yiyecekleri götür der. Davut Aleyhisselam da gider oraya. Abilerine yemek götürmek için. Bakar ki orada oturuyor. Davut Aleyhisselam sorar. Niye oturuyorsunuz, niye savaşmıyorsunuz der. Der ki adam çok güçlü. Biz çekiniyoruz savaşmaktan. Şimdi Davut Aleyhisselam der ki, ya bu buraya sizi gönderen kim? Bu emri size veren kim? Allah. Allah sizi buraya gönderiyor ve siz hala bu savaşa girmekten çekiniyorsunuz, öyle mi? Korkuyorsunuz. Bakın, teslimiyeti anlatmaya çalışıyorum. Bunlar masal değil. Bunlar ayette anlatılan olaylar. Ve Davut Aleyhisselam der ki, ben çıkıyorum der savaşmak için. Hani o iki ordu karşı karşıya geldiği zaman önce bir silahşörler çıkar, önce bir dövüşürler ya. Eskiden beri gelen bir adet demek ki. Davut Aleyhisselam'a zırhları giydirirler. Davut Aleyhisselam'a zırhlar büyük gelir. Çünkü kısa boyludur ve genç bir delikanlıdır. Kılıcı kaldırmaya çalışır, kaldıramaz. Zırh falan ona çok ağır gelir. Der ki, çıkarın bunları. Kılıcı da bırakır, zırhı da çıkarır. Çıkar, Calut'a seslenir. Gel der. Calut şaşırır tabii, genç bir delikanlı, kısa boylu. Gel bakalım der. Çıkarlar meydana. Davut Aleyhisselam orada yerden bir taş alarak Calut'a atar. Ve o taş Calut'un alnına saplanır. Saplandığı gibi de Calut yere düşer ve ölür. Ve savaşılmadan orada zafer elde edilir. Şimdi buradaki teslimiyeti anlatıyor Cenab-ı Hak bize. Allah bir emir verdiyse, bakın bugün de aynı şey geçerli. Batılı ülkeler güçlüler. Biz güçsüzüz. Onların silahları var, bombaları var, bilmem neleri var.
Şimdi biz böyle konuştuğumuz zaman tamam git o zaman savaş derler. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu da Musa Aleyhisselam'a söyleniyor. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz gelmiyoruz der inananlar. Bir Müslümanın söyleyeceği söz bu değildir. O sokakta bazı röportajlar yapıyorlar. İşte 2-3 kişiye soruyor. Filistin'e savaşmaya gider misin? Tamam ben giderim. Hadi gel otobüste götüreyim sizi. Yok işte hanım evde rahatsız. Yok annem bilmem ne. Sen yanlış adamlara sormuşsun. Emin ol o sorduğun kişiler içerisinde gerçekten doğru cevap verenler, hadi gidiyoruz diyenler olsa bile yayınlamıyorsunuz zaten. İslam'ı lekelemek için, Müslümanları gözden düşürmek için bir takım görüntüler paylaşılıyor. Yanlış adamlara sormuşsunuz siz. Bakın Allah-u Teala Kur'an'da bunları anlatıyor. Bu bilgiye sahip olanlar ne yapılması gerektiğini çok iyi bilirler. Fakat Müslümanların Kur'an'dan haberi yok. Orada Davut Aleyhisselam, Allah bu emri verdi mi? Verdi. Tereddütsüz gidiyor çünkü. Elinde silah bile yok. Yerden taşı alıyor, atıyor ve zafer. Allah-u Teala da onun alnını saplatıyor. Dolayısıyla bizim gördüğümüz görüntüde ilk etapta biz onu bir şer olarak görüyor olabiliriz. Fakat o işin neticesinde bizim için hayır vardır. İlk etapta böyle görünebilir. Belki öle de biliriz. Sorun değil. Allah'ın yolunda ölüm de böyle olur yani. Teslimiyetten bahsediyoruz ya. Tereddütsüz orada gitti, çıktı. Ve o olaydan sonra, o zaferden sonra biz ona hikmet verdik diyor Cenab-ı Hak. Yani o olaydan sonra Davut Aleyhisselam oluyor. Nebi, Resul oluyor. O kavmin başına. Böyle de mükafatlandırıyor Cenab-ı Hak onu. Bize de örnek gösteriyor. Ne için örnek gösteriyor? İşte siz de benim emirlerime teslim olursanız Davut gibi yücelirsiniz diyor. Herhalde bize verilecek en güzel örneklerden bir tanesi. Şimdi fazla da zaman kalmadı ama burada Karun örneğini vereceğim. Kasas suresi 76'dan okuyorum. Karun Musa'nın kavmindendi. Akrabası olduğu da söylenir tefsirlerde. Zamanla onları ezmeye başladı. Halbuki ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa bile ağır geliyordu. Hazinesinin anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa ağır geliyormuş. O kadar zenginmiş Karun. Kavmi ona şöyle seslendi, şöyle demişti. Şımarma, Allah şımaranları sevmez. Malıyla, mülküyle şımarıyor. Harun Aleyhisselam'ın akrabası olmasına rağmen Harun Aleyhisselam'ın nebi olduğunu, Musa Aleyhisselam'ın nebi olduğunu biliyor. Fakat şimdi onun nebiliğini kabul etse o malı Allah yolunda harcaması gerektiğini biliyor. İşine gelmiyor, Allah'ın dinine teslim olmuyor, direniyor. Ve Musa Aleyhisselam'ın karşısında hareket etmeye başlıyor Firavun tarafında. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurduna yönel. Bakın bize de örnek. Allah'ın verdikleriyle Allah'ın yoluna yönel diyor. Allah sana mal mülk mü verdi? Senin bu mal mülkle övünmen yerine bunu Allah yolunda mücadele, Allah yolunda harcaman gerekir. Nasıl ben bunu Allah'ın yoluna en iyi bir şekilde harcayabilirim? Bunu düşünmesi gerekirken bunu söyledikten sonra da diyor ki bakın dünyadan da payını unutma. Şimdi bu malınla ahiret yurduna yönel, Allah yoluna bu malını harca ama dünyadan da payını unutma. Yani bütün malını da harcayıp kendini ortada bırakma. Kendini sıkıntıya da sokma diyor. Şimdi bazı kıssalarda, hikayelerde bize anlatırlar. İşte Hazreti Ebubekir bütün malını verdi, Hazreti Ömer şu kadarını verdi. Ya böyle bir şey olmaz. Bütün malını verse bile zaten Resulullah onu kabul etmezdi ki. Bütün malını verseydi o kendisi zaten dımdızlak ortada kalırdı. Hem bütün malını veren adam zekatını nasıl verecek? Böyle bir şey olur mu yani? Bu kıssaları, hikayeleri anlatıyorsunuz. Peki tamam, dinleyenler de ağlayarak dinliyor. Hangisi çıkarıp bütün malını Allah yolunda harcıyor? Hiçbiri. Vay be ne büyük zatmış diyor. Duygulanıyor ama gene yoluna devam ediyor. Dünyadan da payını unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de başkalarına o şekilde iyilikte bulun diyor Karun'a. Bu malı sana nasip etmekle ben sana iyilikte bulundum diyor. İşte bizim için aynı şey geçerli. Az ya da çok. Ne verildiyse Allah'tan bize gelmiştir. Allah-u Teala diyor ki varlıktayken de yokluktayken de Allah yolunda infak eden onlar diyor.
övdüğü kullarını anlatırken. Buralarda bozgunculuk yapmaya çalışma. Allah bozgunculukları sevmez. İşte o malın mülküyle bozgunculuk çıkarıyor. Allah yolunu harcamayan mal yeryüzünde bozgunculuk çıkarır. Dedi ki bu bana bendeki bir ilimden dolayı verildi. Yani ben kendi kafamla, zihnimle düşündüm, taşındım, çalıştım, çabaladım, bu malı edindim. Allah hiç hesaba katmıyor bak. Kimdi bu? Musa Aleyhisselam'ın akrabası. Biliyor neyin ne olduğunu. Fakat işine gelmiyor. Malını Allah yolunda harcamak istemiyor. Benim ilmimden dolayı bu bana verildi. Ben çalıştım, ben kazandım, bu malı edindim diyor. Karun bilmiyor muydu ki Allah kendinden önce nice nesilleri yok etti. Hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Bak bilmiyor mu ki diyor. Demek ki dini bilgisi var. Ama o malını harcamamak için Allah'ın dinine teslim olmuyor. İşte bugün biz de bu hatalara düşmememiz gerekiyor. İyilik yapma konusunda şeytan elimiz cebine gittiğinde sanki malımız eksiliyormuş gibi gösterir bize. Vermememiz için elinden geleni yapar. Oysa bizim burada, işte burada anlatılan gibi teslim olup infakta bulunmamız gerekiyor. Allah yolunda. Ne olursa olsun sadece fakir fukara olarak düşünmeyin. Allah'ın herhangi bir emri ve yasağına karşı yapılacak tutulması gereken tavırdan bahsediliyor burada. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz. Bu suçla benim karşıma geldiğinde ben bunu hesaba bile çekmeyeceğim diyor Cenab-ı Hak. Suçlulara suçunun nedeni sorulmaz. Direkt. Suç ortada çünkü. Sonra diyor, sonra bütün haşmetiyle halkının karşısına çıktı. Dünyalık arzusu içinde olanlar dediler ki ah keşke Karun'a verilenlerin bir benzeri bizde de olsa. O zenginleri gördüğü zaman insanların düşünceleri var ya. Keşke bizde de olsa demişler. Kendilerine ilim verilenler de şöyle dediler. Kendilerine ilim verilenler, vahiyden bilgisi olan kişi Karun'u gördüğünde de şöyle söyledi. Bakın, görüyor musunuz? Toplumlar içerisinde inandığı halde fakat teslim olmadan yaşayanlar ve teslim olup da yaşayanları anlatıyor. Kendilerine ilim verilenler de şöyle dedi. Yazık size. Allah'ın inanan ve iyi işler yapanlara vereceği karşılık daha iyidir. Bu ne ki? Çok zengin ama Allah yolunda değil. Bunlar yok olup gidecek diyor. Kim? İlimden, ilim sahibi olanlar. Yani ilim dediği Allah'ın vahyinden bilgi sahibi olanların bakış açısı. Allah'a teslim olanlar böyle bakar diyor. O da sabırlı olanlardan başkasına verilmez. Nihayet onu yeriyle yurduyla birlikte batırdık. Allah'tan başka ona yardımcı olacak bir ekip ortaya çıkmadı. Hiç kimse onu benim gazabımdan kurtaramadı diyor. Herhangi bir yardım da görmedi. Niye anlattı şimdi bunu Allah-u Teala? Malınızla mülkünüzle övünmeyin. Malınızı Allah'ın yolunda harcayın. Ahiret için uğraşın diyor. Yoksa o mal sizin boynunuza dolanacak yarın mahşerde diyor. Karun gibi olmayın. Musa'nın Rabbine teslim olduğu gibi olun demiş oldu. Dolayısıyla bize burada verilen mesaj işte son yurt orasıdır. Orası yeryüzünde büyüklük taslama ve bozgunculuk yapma arzusunda olmayanlar içindir. İşte son korunanlar içindir. Yani iyi son takva sahibi olanlar için olacaktır diyor. Takva sahibi olanlar günahlara karşı kendini koruyanların sonu iyi olanlar işte onlar olacaktır diyor. Verilen mesaj bu. Şunu anlatmaya çalıştım. Son söz. Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olup yaşayanlar dünyada ve ahirette huzuru yakalayacaktır. Allah'ın verdiği nimetleri kaybetmemek için uğraşanlar, o mal elimden gitmesin diye bildiği halde aynı bizim insanlarımız gibi bakın, bildiği halde yerine getirmeyenler mutlaka bunun cezasını çekecektir. Bu haftaki anlatmak istediklerim bu kadar. Kur'an'a gönül veren,
tevhid ehli olmak için uğraşıyorum diyenlere selam olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.